İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Sevgili seyirciler, Beyaz TV ekranlarına Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Nice Cumhuriyet Bayramlarına diyoruz ve bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle, özlemle anıyoruz. Sinan Engin'le beraberiz yine. Sinan abi yine benim rengimi giymiş. Bir Beşiktaş'ın 100. yılını hatırlarsınız. Yüzüncü yıldan önceki dönemlerde de Sinan Engin'in sahaya bir çıkışı vardı. Gri. İnönü stadında eski adıyla İnönü stadında. Büyük mü bu kazak acaba? Gri takım elbise giyerdi. Bir gri Ertan. takım elbise. Hep onu söylerim. Büyük mü bu? Bugün beni kırmadı. Yok hayır. Ya. Bir gösterebilir misin? Göster bakayım Erhan. Yok be Sinan abi. Erhan'cığım yolladı bunu bana ama. Büyük Yok ya, değil değil mi? Sağ parlıyor. Kazak He? parlıyor. Bir dakika şurada bir şey sıkıntı var. Mikrofon <laughs> biraz kayıyor. Öbür Mikrofon kaydırmış. Mikrofon, onu ortalasan Sinan abi. Problem Yok mu? Şöyle kalsın diyorlar. Hayır Hiç. problem şöyle Ama kaza kaza kaydı abi. Ya. Sinan abi kötü gösteriyor. Şöyle mi? Yani böyle daha iyi oldu. Evet, Bu da kısmen daha, daha iyi, oldu. Ayarlarız ama. sonra. Gri senin rengin Sinan abi. Ayarlarız ayarlarız. Ben ayarlarız. söylüyorum İyiyim sana. Gri senin rengin. Ha? Hiç Yakışıyor geçtim. gri. Bir de zayıfladın ya. Sağ olsun Eren Şentik kardeşim benim. Yolu Erhan Eren kim? Bizim Eren kim? Ha, kamp bizim, kamp bizim. Kamp bizim tamam okey. Evet. evet bizim Eren Şentik kardeşim benim. Yolun diye sağ olsun. Hadi bakalım. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aynı 10, 29 Ekim'de etiketiyle bizlere yazabilirsiniz, çizebilirsiniz. Türk bayraklı fotoğraflarınızı, özellikle Türk bayraklı fotoğraflarınızı sizlerden rica ediyorum. Günün anlam ve önemini belirten e, bayraklı fotoğraflarınızı bize gönderebilirsiniz. Sinan Engin'in DM'si olmadan Instagram Aa. adresini belirteyim nasıl bir cümle olduysa. DM Sinan Engin'in Instagram adresi DM Sinan, kim Engin, Sinan Engin. Sevgili seyirciler, Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. DM e, yapmasınlar. Benim Ertem Şener. Sinan abiye DM atmayınız efendim. Dinçer Sinan Engin'e DM atmayınız. E, Dinçer Azapan'a bol bol DM atabilirsiniz. Dinçer atsın abi bana e, Mevlüt'e bol bol DM atabilirsiniz. <laughs> Mevlüt Özer'e bol Benim bol DM atabilirsiniz. Ama Dinçer atsınlar Dinçer'e. Dinçer'e de. Mesela Dinçer'e diyorlar ki Sinan abi bizi niye engelledi diyorlar mesela. Engellenenler varmış. Ben engellemiyorum. Çocuklar bazen içeride. Bak. İçeride şimdi çocuklar bazen gündüzleri de engelleme yapıyorlar. Çünkü biliyorlar. Yani ufacık bir kinayet olursa diyorum ben onlara engellen diyorum. Bazen engelliyorlar. İnşer demiş ki abi Selena abi engellediyse demişler yani bir şey vardır. Hafif böyle bir kinaye de varsa. Bak, şimdi mesela için. Ertem şey koyuyorum ya. Ney babam? Bu mesela videolar koyuyorum. Evet. Mesela bu boks videoları çekiyorumlar. Çalışıyorum falan Oo, bir mesela dakika. birisi böyle yapıyor. Bak şimdi böyle. Baba baştan sonra senin neyini? Şimdi mesela işte diyor yumruğunu diyor şöyle yap diyor falan. İşte şunu şöyle koyman lazım kardeşim. Daha gayet doğal doğal bir video çekiyorum ben. Yani kalkıp da böyle artistik hani bu rüptane diyor ki mesela yumruk attın gardını aldı. Kavga etmiyorum. Ben orada minderle anladın mı şeyle kum torbasıyla dövüşüyorum orada. Nasıl dövüşüyorum? Yumruk atıyorum tekme atıyorum. İşte tekmeyi diyor şöyle havaya atman şöyle atman lazım falan diyor falan. orada öyle şey falan değil. Biz orada ya ne Allah ne ya. verdiyse doğal çekiyoruz. Yani artistik değil. Yorum yapıyorsunuz. Akın benim yeri yaşım... Yer var bir de değil mi? Hayır benim yeri yaşımdaki adamlara bakıyorum mesela. Sonra bakıyorum görüyorum falan filan bakıyor falan filan. Ben sizin yaşınızdayken 8-10 kişi beni dövemezdi. Yıkamazdı çocuklar. Yani şimdi öyle bir spor yapıyoruz kendi halimizde falan. Ufak tefek koyuyoruz öyle işte yumruklar, tekme falan filan. Şey yapmayın yani. Hani bacak işte şöyle niye kalkmadı? Az kalkmış, şöyle kalkmış, böyle kalkmış falan da <laughs> filandı. Yani işte onu başka zaman Bak, anlatırım. Çok güzel. Evet, başka <laughs> zaman anlatırım ben. Yani o video... E, şeylerini birebir ama kendine çok güvenen varsa ben de birebir istiyorsa gelir. Bir güreşiriz Ertuğ. Aynen. Çok yarma olmayacak ama. Ay, yani <laughs> çok, bence denemesinler. Az yarma olsun. Bence gelsin güreşelim. Bence gelsin. denemesinler. Dövüşme olmasın. Dövüşme olmaz. Dövüşme bence olmaz. denemesinler. Gelsin güreşelim. Güreşirim. Güreşirim bak. Güreşirim. Şimdi tamam. Sinan abi sana bir şey soracağım. Söyle. Kazak biraz bol heran. Yok Mikrofon yok hayır. Bol. Ya yok be Sinan abi. Değil o türlü mi? kötü durur ya. Hayır ya çok güzel. Dökümle öbür türlü ne yapacaksın ya? Şey gibi, body gibi böyle olmaz ki. Böyle Hı. çok güzel bence. Mikrofon kar. Macrejide diyor çok güzel diyor. Güzel mi çocuklar? Onu diyor, çok beğendim diyor. Bir tane diğer heram tamam. bana da göndersin hemen, diyor. Hemen 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 derhal. <laughs> Sinan abi. Efendim canım. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama elini ne olur bir vicdanına koyarak. Ne olursun söyle. Geçen hafta ben burada bir ifade kullandım. Bunu kusura bakmasın kimse. Rasim de kusura bakmasın. Dedim ki bu stüdyoda ben varken Sinan abi varken hı hı. program öncesinde bu televizyonda kimse içki içemez. İçmedi. İçki reklam biliyorsun. arasında içmedi. Ben Rasim'in içkini görmedim. İçki mi yine nereden çıktı Ertuğrul? Ben ne dedim hatta dedim ki eğer dedim böyle bir şey de varsa... Bunu ispat edin benim programımla ilgili olarak. Bizim programımızla ilgili olarak ben televizyonu kırarım dedim. Ya bu benden çıkan bir şey biliyor musun? Hayır hayır ya. Ya Sinan abi sen bu şey şey değil elemiyorsun. Sen değil. diyorsun ki hayır bir dakika gündüz diyorsun. Adam gündüz ne içiyor? Ya beraber yemekteydik. Bak şimdi melefe bak şimdi anlatayım ben sana. Ya Sinan abi gündüz bir insanı çok içki içmesi. Ben bunu bunu söyleyen diyorsun? Aziz Bey'e de kendim anlattım. Aziz Bey'in etrafındaki arkadaşlarımıza herkes anlattım. Burada da söyledim. Bak çok iddialı bir laf ettim. Kralı içemez dedim. Evet. Benim o burada program yaptığım yerde kralı da içemez. Biz yemekteyiz öğlenliğin. 2-3 sene evvel Rasim'le program burada tam reklama biz giderken hoca anlatamadım tam öğlenliğin işte yemek kimdeydiniz falan filan. Dedim ki hocam dedim öğlenliğin böyle böyle seninki dedim bir götürdü bugün dedim bir götürdü dedim yani hem yeme içme anlamında bir götür. Ayrıca yani içki iç hani içmeyen veya hepimiz yeri geldiği zaman içiyoruz. Ama bir bardak ama bilmem ne. Yani ne kadar kim ne içtiğimizi etrafımızda arkadaşlarımız dedi. Ama Rasim'le ilgili o zaman konuştuk. Ama Rasim oradan buraya nasıl geliyor da biz burada test yapmıyoruz içeride. Yani Rasim'i e test yapmıyoruz. Kalkıp da alkol testi veya ne e, yani bilmem ne testi falan yapmıyoruz Rasim. Emekten geliyordur, bir önüne geliyordur, bir bardak içiyordur. Genç çocuk içebilir de o kendi onun hakkıdır. Yani içmiyorum diyen de bir adam değil ama burada içmedi hala. Bakıyorum yayınlıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani e, 12 ortadaki arkadaşlara da bakıyorum. Hala dur Ertuğrul bitireyim de. Hala yayınlıyorsunuz güzel kardeşlerim benim. Hiç. Gerek yok benim söylediğim de başkanınıza da söyledim. Ben Aziz abiye de anlattım o zaman. Dedim ki, Aziz abi böyle bir şey yok. Yani adam dışarıda içip buraya alkollü geliyor olabilir. O bizi ilgendirmez. Ama öyle de geldi olmuyor. Rasim'in konuşma tarzı öyle. Ayrı bir şey. Ama bu tamamıyla benim öğlenliğin Rasim'le bir yerde yemekteydik. Orada bir muhabbet. Ne yedik, ne içti, ne götürdü seninki falan filan dedim. Yine de söylüyorum evet. Hep de söylerim. Onun için ya yani çok falan buradan buradan bakın. Yaptığımız yorumlar, Rasim'in yaptığı yorumlar biraz kırıcı olabilir. Hani komiklik olsun diye biraz esprili olabilir. Buradan haklı olabilirsiniz ama iç kim iç buradan tutmaz. Herkes, abi bak bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar size? Eviniz candansa kimseye taş atmayın. Oo. Başka bir şey söylemiyorum. Bir daha söyler misin? Evin senin camdansa kimseye de. O içmiş, bu içmemiş, şu içmiş, bu içmiş falan bile değil. Biz buradaki Çok yorumlara güzel. bakalım. Buradaki yorumlar, buradaki yorumlar rahatsız etmiş olabilir. Hem fikiriz, bazen biz de kızdığımız olmuştur rahatsız evet. mı? Olabilir ayrı ama. Eleştirebilirsiniz. O işte, bu işte, şu işte, hiçbir yok abi. Sorumluluk bana. Ben söyledim bu lafı burada. Ondan dolayı da yani icap duyuyorum. Yani e, reklama girdik zannettim ben. Burada bir sohbet edecektik. Ondan dolayı burada niye içsin abi? Buyurun arkadaşlar. Burada İçinde çay vardır. Zaten normal hayatta zor içki içiyorum yani. Yani normal hayatta. Hatta bir yere gidiyoruz falan varan, içmiyorum falan da. Çünkü söyledim yine benim gutum var. Hafif şeyim var. Hafif böyle bir rahatsızlıklar var. hafif. Ama zaten içki ben hayatımda da çok fazla sevmem. Gençken içiyordum biliyor musun? Futbolcuyken. Kuvvetliyken içiyorduk eskiden. Ama şimdi yok öyle bir şey. Fakirken, fakirken... Bir ekmek yiyorduk. Şimdi ekmek de yiyemiyoruz. Şeker var diye. Zengin deyince Sinan ne hani... çok komik bir şey var. Kendini Zengin zor. deyince eskiden bir laf vardı çok güzel laftı. E, vakit çoktu, nakit yoktu. Şimdi nakit çok, vakit, vakit yok. yok falan derler. Yani nakit derken yani şey anlamında değil. Yani büyük para anlamında değil arkadaşlar yani. Şey rahatlık anlamında. Allah sağlık versin. Amin. Gerisi boşver. Allah herkese sağlık versin. Rasim kardeşim de bundan sonra daha kontrollü olacaktır. <laughs> daha kontrollü. Daha kontrollü, daha dikkatli olacaktır. Ona da gerek. Artık Aynen. bu konuları kapattık. Buradan da söyledik. Ee, şey de söyledik. Yani Fenerbahçe'ye de buradan Rasim söyledik. Rasim kendisi de dedi, değil mi? Bir sıkıntı zaten Bir, bir sıkıntı aynı şekilde bir sıkıntı eğer e, verirseniz buradan da karşılığını verir herkes. E, ikisi de ağır oldu. Rasim'inki ağır oldu. Sevmiyoruz. Bravo. Yani biz bunları sevmiyoruz arkadaşlar. Bu demeçleri sevmiyoruz. Bunlar yani şey değil. Bizim hoşumuza giden şeyler değil. Burada gıralım, burada ne mafya gibi o ona gider, bu ona gider. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bunlar biz futbol adamıyız. Biz mafya falan da değiliz. Mafya yani mafya konuşmaları da sevmiyoruz. Biz futbol adamıyız. Onun için şu Instagram'a da bakıyorum bazen arkadaşlar. Böyle şeyler. Bugün bana çocuklar getirdiler. Abi dediler. 8-10 tane küfür var dediler. Mesela o DM denilen yerde. Hı -hı. Çocuklar içeride getirdi. Sercanlar, Buğra'lar getirdiler. Falan bazen ...karşılık veriyorlar. Çocuklar hatta söylüyorum... ...vermeyin diyorlar. Avukata dedim ki... ...söz verdim. Dedim ki bak... ...15 Temmuz'dan dolayı dedim hiçbir... ...arkadaşımızı dava açmayacağız diye... ...söz verdim bu sene. Ama... ...bakıyorum öyle şeyler falan yazanlar var ki... ...arkadaşlar çocuklar bana şimdi gösterdiler içeride. Hakikaten yani... ...istemiyorum. Ee, yine... ...açmayacağım dava ama yapmayın. Dikkatli olun. Hakikaten kimseyi kırmak istemiyoruz. Sözümde durmak istiyorum. Sezon sonuna kadar... ...kimseye dava açmayacağız dedik. Yapmayın arkadaşlar. Güzel güzel bakalım... Programımıza bakalım, işimize bakalım. Mesela 18 Kasım'da şahane bir film var. Gideceksiniz, seyredeceksiniz, göreceksiniz. Beğenmeyenin parasını da vereceğim. Gelip verir. Ben beğenmedim bu filmi diyecek. Veya gülmedim diyecek. Eğlenmedim diyene parayı da veririm. Yani çok fazla gelmesin ama az gelsin. Fazla gelirse masraflı olur. Ondan sonra bu geyik bittikten sonra Ertemciğim Sinan abi ne çok diyecek? komik bir şey Neyse, var. Ne var söyle. Sezgin Gelmez yayına bağlanacak birazdan. Bizim Sezgin. Ee, ne oldu ki? Hazır mı? Bir yönetici falan mı oldu bir yere? öyle mi? Ne olmuş artık? Son dakika gelişmesi var. Neydi? Sezin gelmez Adana'da şu anda Adana Galatasaray maçında salça almış. Adana'dan salça almış. Uçağa bindirmiyorlarmış. Hakikaten mi? <laughs> evet. E, uçağa bindirmiyorlarmış. Ondan sonra bayağı böyle bir güvenlik görevlileriyle falan böyle bir biraz sıkıntı yaşamış. Hakikaten mi? Evet. Ondan sonra Instagram'a e, baş... bir bunu... Instagram'a başladık diye koyuyorum Instagram'a Koy da. Sinan abi. Başladık diye Instagram'a koyayım ki kaçıranlar olursa Kaçıranlar Tura, olursa, bizi ah, Tura. Tura. Bu sesi, bu ses. Bu sesi dinleteceğim. Alkan abi. İyi yayınlar. Haykıma abi. Ee, Şişli'de, Şişli'de Florence Nightingale Hastanesi'nde e, minik kalbiyle ilgili küçük bir problemi vardı hatırlarsanız Tura bebeğin. Ee, birazdan arkadaşlarım yayına da verecekler. Ben fotoğrafı içeri atacağım. Sevgili Tura e, düzeldi. Aslan gibi oldu. E, Mehmet Topal'ın imzalı formasını istiyor kendisi. E, Mehmet Topal'dan forma istiyoruz şu anda. Mehmet Topal bizi dinliyorsa Fenerbahçe yönetiminden, Fenerbahçe kulübünden rica ediyoruz ısrarla Mehmet Topal'ın kendi formasını Hemen ona bir belirteyim. Yoksa ben veririm ona yani. Yok yok. Mehmet, Mehmet Topal da olmazsa da Mehmet Topal. Mehmet Topal olmazsa da yani hemen Mehmet Topal formasını biz de ona tedarik ederiz. Tedarik yani ederiz. Da, ama Mehmet'ten gelir. Mehmet Topal'dan istiyor direkt. Mehmet'ten gelir. Mehmet Topal abisi e, gitmiş. Sen bugün sevgilidir. forma vermiyor musun? veriyoruz. Söyledim programı başında. Söyledin maçında. mi? Söyledim. Kaçırmış. E, Tura Bebek, Tuğra kardeşim düzelmiş. Sinan abi bizi çok seviyormuş. Çok Sağ olsun biz de onu çok seviyoruz. Sinan abi sizi izliyorum iyi geceler Aferin, Biz de seni çok seviyoruz be. Tuğracım e, çok çok teşekkürler İnşallah bir gün seni stüdyoya da alacağız Biraz daha düzel biraz daha iyileş e, Seni buraya alacağız Canım benim e, Tuğracım düzelmiş e, Allah sağlık saat versin e, Kalbi düzelmiş Annesi babası çok Bugün mutlu bana... şu anda Demindim. Bak burada da Sevgili Gülşen Hanım mı Ferhat, Müşen Kaynak Hanım'ın yavrusuna bak abi. Şu bizim Galatasaray'la e, biraz e, rahatsız bir arkadaşımız. Galatasaray'la bugün Dinçer attı abi dedi. Ferhat, Ferhat Gofteci. Şunu bir göster resimden yayınlamayalım. Ferat Ferhat. Bak Ferhat'ı göster şöyle. Evet. Ferhat kardeşimi de buradan öpüyorum. Galatasaray'la kardeşimi de buradan öpüyorum. Bize resmini atmıştı. Ferhat'cığımı da öpüyorum. Dinçer attı bana böyle böyle. Evet Ertem, hadi başlayalım futbola biraz. Evet. Başladın e... mı, var mı? Var. Resim olmaz var mı? mı, resim var mı? Ee, sevgili seyirciler hemen söyleyelim. Resim en, iyi en iyi fotoğrafları en iyi. dört büyüklerin formasını hediye ediyoruz. Yine veriyorsun. E, Fotoğraf olarak e, foto formaları formaları e, sevgili arkadaşlarımız e, hafta içerisinde takdim ettiler. Hatta geçen pazartesi gününden itibaren takdim etmeye başladılar. Bu kalabalık e, bir grup geldi söylüyoruz. mi? Ya bir kalabalık grup geldi. Ha. Ondan sonra geri gitti. Niye gittiğini bilmiyoruz. Şu seyidi buradan bir atsak. Niye gitti bilmiyoruz. En güzel bayraklı, Türk bayraklı fotoğraflarınızı, bayrağımızın hepsi güzel de... ...en güzel şekilde verdiğiniz pozlardan en iyi fotoğraflara dört büyüklerin formasını hediye edeceğiz. Sevgili dostlar, işte minik bir yavrumuz yine. Formalarınızı bekliyoruz. Beyaz futbol 29 Ekim'de etiketiyle sevgili seyirciler... Ee, bu arada Helal evet, annesi diyor ki Akciğer'le ilgili Ertem abi Kalbi düzelmedi Tuğra'nın Nakil bekliyoruz diyor özür diliyorum Tuğra'nın kalbi düzelmemiş kalp nakli bekliyor ee, Sevgili seyirciler Tuğra'nın kalbi e, Kalbi henüz düzelmemiş Tuğra nakil bekliyor Akciğer'le ilgili sorunu vardı O düzelmiş Akciğer sorunu düzelmiş Ama kalp nakli ee, bekliyoruz sevgili Tuğra için. Birazdan Tuğra'nın fotoğrafını ekrana getireceğiz sevgili Allah seyirciler. Allah. Allah. E, bunu da yeri gelmişken e, belirtelim. E, ben bir parantez açmak istiyorum kendi YouTube kanalım içinde Mesut Özil e, forması veriyoruz. 10 e, bininci, 10 bininci, 5 e, bininciymiş, 5 bininci kişiye Mesut Özil imzalı formasını veriyoruz e, YouTube kanalımdan Erteşler TV'den mi? üye olanlara, abone olanlara. Arsenal'e. Yok, Ertem Şener TV'ye, YouTube Şener TV kanalıma veriyorsun. abone olanlara abone beş bininci kişiye Mesut Özil'in imzalı formasını Vay veriyoruz. Be. Sinan abim de geçen gün üye oldu sağ olsun, evet. teşekkür ediyorum kendisine. Ona. Ayrıca e, sevgili seyirciler, birazdan hepsini konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Sinan abi Gece özellikle uzun. bir fotoğraf var ki Yasin'in kulübe yumruklamasını e, ısrarla istedi, onu vereceğiz birazdan. E, bunun altına bir çizerek... Ertem saat kam kaç ya? Belirtmek istiyorum efendim Sinan saat abi. Kaç saat kaç senin? Saat 23.10. 10 mu? Benim saat geri kalmış biraz ya. Evet, YouTube kanalımızdan 5.000. üyemize Ertem Şener TV'den 5.000. kişiye Mesut Özil formasını veriyoruz. Onu belirtelim. Ama en iyi fotoğraflara 4 büyüklerin forması hediye ediyorum. Türk bayraklı formalarınızı paylaşın. En iyi fotoğraflara 4 büyüklerin forması hediye diyoruz. Bunu da belirtelim. Sevgili seyirciler, sen mühimsin. Gördüm burada DM'den. Sevgili Uğur Büyük. Aldım arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Hemen sana da belirtelim. Ertem dün düğüne gittik. Hayırlı ee, olsun bu arada. Beştaşlı bizim yönetici Emre Koca Nikol kardeşimizle kızımızla evlendi. Hayırlı olsun. Gördüm fotoğrafı. Allah olurdu. mutlu mesut etsin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi ne kadar çok tebrik ediyorum söyle, Ne kadar çok izleniyor programın. Yani. Hepimiz hepimiz Sinan abicim. Kendimi bir an film artisti falan gibi zannettim. Amerika'dan, oradan, buradan, bilmem. Ha, i̇nanamazsın biliyor musun Ertem? Ya çocuklar var ya herkes program, herkes program. İnanılır gibi değil. Oturup yani bir arkadaşla böyle bir sohbet dedim, bir lavaboya gideyim dedim. Orada Onur'u gördüm bizim, Onur Güven Atam'ı gördüm. Hı -hı. Şeyi yaptı ya şimdi. Ne o dizi? Halit Ergenç'in dizisi Vatanım. Ha, e, vatan, vatanım, Sensin. Vatanım Sensin. Onu yaptı, güzel onu güzel yapımcısı. Diziyi sordu, Sinan abi nasıl dizi diye, Vatanım Sensin. Ama herkes Şahane. sana soruyor. Şahane ama ben izleyeceğim şahane falan filan derken abi konuşamadı. Tuvalette bir anda 15-20 insan fotoğraf, resim bilmem ne Ertem. Şaka Allah yapıyorsun. Ya inanamam Bak Allah inanamazsın Allah çarpı. inanamazsın diyorum sana ya. Bir an böyle düğün kalabalıktı. Bin küsürlü. Çok da güzel bir düğün oldu. Çok Allah güzel gördüm. Emre Koca kardeşim de. Ondan sonra hep biz oradaydık. Bütün Beştaş camiası hep oradaydı. Sayın Kadir Topbaş nikahı kıydı. Gecenin en yakışıklısı kimdi biliyor musun? Gecenin en yakışıklısı Eko. A'yır. Yemin ederim oğulcan ha, O çiçek ya. orada ne ya O yakın arkadaşlar çiçek takıyormuş Ama yani çiçek yakın çiçek ta Herkes takmış gördüm Herkes. de Yani oğulcan başkaydı yani Allah nazardan esirgesin Gerçekten çok başkaydı Biz de saçımızı öyle yapmaya çalıştık ama Zor bizden artık Geçti değil mi Sinan abi? Ya, çok yakışıklısın zaten Film artisti gelsin Ertuğrul Ertuğrul film Kasım artisti 18 Kasım geliyor misin? ne yapacağımızı şaşırdık Ben düşünmeyeyim Ahmet Hoca düşünsün Ayı sahnesi değil mi? Ayı, Ahmet Hoca'nın ayı arkadaşı var <laughs> ayı fren Ne yapıyor ayı acaba şu anda Bı, Bıraktılar değil mi Sinan abi otelden ee, Ahmet hocayı ayı ısırdıktan sonra Ahmet hocayı ayı ısırdıktan sonra ayı tedavi Bak Ahmet hocayı tedavi almadılar Hayır <laughs> tedavi aldılar <laughs> Ahmet hocayı dedi ayı. Yarın şu Fenerbahçe kazansın Abdülkerim bıktım ben pazartesini kahvaltıya getirmekten Vallahi var ev alırdın ha parayla Aynen öyle ee, bir gelsin bakalım Yasin. Ee, Yasin'i görelim. Bu arada yönetmenim Serkan Dümdaroğlu'na rica edeceğim. Fotoğrafları arka arkaya gönderin. Bu arada e, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere e, bütün yetkililerden özür diliyoruz. E, bana ve Sinan abiye gelen davete bu akşam icabet edemedik, gidemedik. E, çünkü programımız var biliyorsunuz bu akşamla ilgili olarak. E, yayın öncesinde de reklam çekimlerimiz olduğu için e, gelemedik. Bundan dolayı özür diliyoruz. E, teklifiniz için de sonsuz teşekkürler ve şükranlarımızı iletiyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere e, kıymetli hanımefendi Emine Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Sinan abiyle e, beraber. Allah razı olsun. E, çok olsun çok teşekkürler ben. ama e, bu akşamki programdan dolayı akşam maç vardı biliyorsunuz Galatasaray maçı, Adana Galatasaray maçı. Bundan dolayı e, gelemedik çok çok özür diliyoruz. Evet. E, Sinan abi görüntü bu. Öncelikli olarak maçtan önce bunu bir yorumlayabilir misin? Ertem'ciğim bu ne biliyor musun? Futbolcuların bu tip isyanları olabilir. Çok anormal değil biliyor musun? Çok anormal. Ya şimdi Yasin bugün nasıl oynadı? Vasat. Yani Vasat'ın altı vasat, gibi geldi vasat, bana. Vasat, vasat. Hı hı. Vasat. Şimdi Yasin bugün oyundan çıkarken bir gol bir asist atsaydı, yapmış olsaydı. Bu hareketi yapar mıydı? O yapamazdı. Yapma. Neden bunu yapıyor? Kötü oynadığı için. Kötü oynadığı için kendisine yediremiyor. Oyundan böyle. çıktığı için. Kötü oynadığı için. Hoca da onu oyundan aldığı için. Doğru. Bu, budur. Sebebi budur. Bunlar hiç anormal değildir. Yarın hocasından özür dileyecektir. Böyle bir görüntü verdim diye. Hocasından özür diyecektir. Bunlar, bak ben menajerken de böyle bazı şeyler yaşanmıştır. Bazı şeyler mesela kafanı çevirirsin. Veya şöyle yaparsın. Yalan dersi falan. İşte, A, teknik direktörle ilgili. Teknik direktöre bir sözlü teknik direktörü mesela rencide edici bir açık, yani açıklaması veya orada bir hareket olursa o zaman ceza yer. Ama bunda hiçbir şey yok. Diyecek ki ya arayacak şimdi. E, yarın çağıracak Rickering'in konu diyecek ki Rickering. Rickering son derece çok kibar da bir adam. Ya nasıl var mı? Bununla ilgili konuşması var mı? Var var, hepsi var birazdan gelecek. Şimdi Rickering son derece de çok da kibar da bir adam. Çağıracak. Niye böyle yaptın? Hocam kötü oynadığım için, oyunlar alanında için üzüldüm. Bitti. Bu kadar. Bunun başka bir yani açıklaması yok. Bu hareketlere ceza falan verilmez. Verilmez olur Verilmemesi İş lazım. kendi kendine çocuk sinirleniyor. Yani içeride gidip soyunma odasında bardakları da kırabilir, camları da indirebilir. Bence de. Bence de. Bunlar oluyor mu sizin zamanınızda? Var olmaz mı ya? Tekmeleyenler oluyor bilmem ne oluyor. Kötü oynadığı için camı kıran olur, her şey olur. Kötü oynadığın oyundan çıktığın Abi bir şey diyemezsin ki. Ertem sakin ol koçum tamam dersin. Çünkü kötü oynamış. Ha bak net bir şey sordum. Yasin bugün nasıl oynadı? Vasat. Vasat. Yasin bugün bir gol atmış olsaydı, bir asist yapmış olsaydı Tabii. bunu yapar mıydı? Yapmaz. Yapmazdı. Oyundan çıkar mıydı? Çıkardı. Ç Zaten. Çıkardı. Belki taktiksel. Ama hoca çıkarken onu tokalaştırdı. Elini sıkardı. Elini sıkardı. Hadi bakalım falan derdi. Onun için. Bir gönlünü oyunları, alırdı böyle. Sonra ha. Şimdi ha Yasin diyor ki mesela Podolski daha kötü oynadı mesela. O niye çıkmadı diyordur. 83'te çıktı Podolski. Hayır hayır. Benden evvel diyor. Onun çıkması yani. Podolski bilin. Podolski değişirken gördüm. Podolski'nin 83 dakika kalması bile Tabii ya, ayıp, Sinan ayıp. abi inanılır gibi ayıp, değil ya. Ayıp. Ya Podolski bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. Bak, ne oldu? Schneider'in Snyder'in veya diyeyim, Snyder'in ölüsü arıyorsun abi. Tabii. Aynen öyle. Yürüsün o. diyorsun. Aynen öyle. <laughs> Çok kötü oynasın. Ama Snyder yürüsün biliyor musun? Yani varlığı özür dilerim. Beni alıp Yasini koyar mısınız fotoğrafta beraber? Sinan abi konuşsun. <laughs> Bak, Beni alın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Evet Sinan abi. Ertem. <laughs> varlığı bile sahada Snyder'in yürümesi bile daha saraya bir güçtür biliyor musun? Yani hakikaten yani dersin ki e, varlığın yeter dersin ya sahada varlığı yeter. Yani çünkü her an içeri girer sağ ayağıyla bir tane şut atar. Kaleyi tutturabilir edebilir. Şimdi bugün bir kırılma anı var. Çok kritik bir kırılma anı var biliyor musun? Kaçıncı dakikada var Maç. Kaçıncı dakika? 51. dakikada. Mustera'nın bir kur Mustera'nın kurtarışı. İçeriden var. tokatladı resmen Sinan Aynen. abi. Onunla beraber seviyorduk. Nasıl bir pozisyon Mustera'nın kurtardı. Ama öteki taraftan da bakıyorsun. Maşallah o kara olan çok iyi oynuyor. Kara olan? Buruma. Buruma. Yani hakikaten yani tek başına oynuyor Ertem. Kimse eşlik etmiyor ona. Hakikaten kimse. Şimdi Eren derdi yok çok kolay marke ediliyor. Çok kolay kendini markaja alıyor, alıyorlar. Yani çok kolay kendini markajda kaybediyor veya. Kayboluyor abi. Doğru. İki stoperin arasında kalıyor. Yani Eren'e şöyle orta yapmak lazım biliyor musun? Şimdi iki tane stoper var. Burada bir stoper var. Ertem. Ver şu dediği. Bak bir dakika. Burada bir stoper var. Bu, burada bir stoper var. Tamam mı? Bu bizim telefonunda Eren diyelim. Burada Eren var. Şimdi Eren'e... Çok çabuk marka aşağıya giriyor. Eren'e şöyle orta yapması lazım. Tabi. Burada hep Aşırması böyle kalıyor. Lazım. Olmaz. Hep böyle kalıyor Eren. Yani şöyle orta yok. Önlü arkalı arasında kalıyor. Böyle orta yaptığı zaman bu çıkıyor vuruyor. Öndeki didi vuruyor. Ertem. Öndeki didi. Bir taraftan yaptığı zaman bu vuruyor. Yani bu iki stopen arasında kalıyor. Arkadan gelmiyor. Hep orada sabit kalıyor. Yani orta sağdan yapılır. Bu da buradan koşması lazım. Hmm. Öne doğru. Ama hep sabit... Yasin'le ilgili hep sabit iki tane stoperin arasında iki tane stoperin arasında Eren kalıyor. İşte ondan dolayı Eren'i topla buluşturamıyorlar. Sağdan da sol. Bakın Galatasaray takımına bakın. Solunu sağlı solunu sağlı. 20-20-40 orta vardır. Bakın ee, e, Dijitürk'e şeyin Lig şeyine baksınlar arkadaşlar. Sağdan soldan cihaz sahasına ortaya bakın. Kaç tanesiyle Eren derdi yok buluşmuştur. Kaç tanesiyle buluşmuştur. Buluşamamıştır. Çünkü kendini çok rahat markaja aldırıyor. Çok rahat markajda kayboluyor. İki stoperin arasında. İki evet. stoperin arasında yani hedef olamıyor. Onun için arkadan gelmesi lazım. Sabit kalıyor yerinde. Sabit kalıyor. Yüzde yüz katılıyorum Sinan abi. Kısacası ee, özellikle Muslera maçın 51. dakikasında Kırı tabii. Hani. İçeriden çıkarttığı şu kol bir tam altı sana hani. sana zahmet Serkancığım rica edeceğim. Ee, eli şöyle uzadı. Kalenin içinden aldı topu resmen böyle. Hani biraz abartıyorum ama resmen içeriden aldı Şimdi topu. Ben Ve ters elle aldı. Mustafa Özbek dediğim zaman Mustafa Özbek dediğim zaman kızdınız. Demek ki doğru söylemişim. Hala Mustafa Özbek devam ediyor. Yani Mustafa Özbek. Özbek devam ediyor Ertem. Ya bugün Galatasaray eğer 1-0 geriye düşseydi çok zor çevirirdi arkadaşlar maçı. Çünkü Galatasaray belki de sezonun en kötü toplarından bir tanesi oynadı. Dünkü Gençler Birliği 5 maçındaki İlk devre seyrettiğimiz Beşiktaş belki de son yılların en kötü futbolunu oynadı. Kesin. Bakın bu sezonun değil. Son yılların en kötü futbolunu oynadı dünkü Gençler Birliği Beşiktaş maçındaki Beşiktaş. Bugünkü Galatasaray takımı da Adana Spor çok zayıf bir takım. Bak Ertem çok zayıf bir takım. Adana değil çok mi? Çok zayıf bir takım olmasına rağmen Galatasaray iyi oynamadı. Çünkü Adana Spor şu sistemde çıktı oynadı. Geçen hafta dedi ki Trabzon Galatasaray nasıl yendi? 9 kişi savunma, kontratak. Doğru. Önce oynatmama, önce rakibi durdurma, ondan sonra ben kontratak. Atarsam atarım, atamazsam berabere bitsin. Doğru. Maalesef buruma planı bozdu. Yani şimdi bu buruma nasıl biliyor musun Bak Ertem? Arsenal e, hep onu söylüyorum. Arsenal şey maçını seyrettim en son canlı. Barcelona maçını seyretmiştim İngiltere'de.